İnsan da övülebiliyor, medediliyor. Hayvanların da ölmeye yarar çok üstün güzel özellikleri var. Beybelerin de, sebzelerin de, hatta madenlerin bile, mesela altın, cevherler bunlar, övülüyor bunlar da. hamdü. Ancak hamde gelince buyuruyor, bu da kaldı Beyza'nın tefsir alımında, İlla li fa'ilin muhtarin. Hamd eri hamd edilmez. Arıya hamd edilmez. İnsan hamd edilmez. Ancak fa'il muhtar. Fa'il muhtar dilediğini yapan. Hiç engel tanımayan kim bu? Ancak Allah'ın adı. muhtar. Evet, bir insan bir iş yapmak ister. Teşebbüste bulunur. Belki samimidir. Ama bir engel çıkar. Bir dış ağrısı, baş ağrısı, göz ağrısı. İşte rahatsızlığım yapamayacağım. Ya da hava koşulları. Bir fırtına, yağmur, şub olur, şu olur. Yapamaz. Ama Allah-u Teala bir şey dilerse, فَعَالِنِ مَا يُرْبَلَهُمْ Fəal lima yürüd. Bak, fəal böyle hele. Lima yürüd. Allah neyi dilerse öyle olur böyle şey. Yok hava koşulları yok şu yok bu hayır bunu engel olamıyor böyle şey. Çünkü bütün nimetler diyor yasturu minhu. Bütün nimetlerin kaynağı sudur ettiği yer Allah'ın cihali böyle. Evet eriğinde özellikleri, üzümün özellikleri, her şeyin özellikleri nedir? Allah'ın yaratması ile. Mesela bir kişi, genç bir insan, e, güzel olabilir. Elinde mi? Hayır, öyle yaratılmış. Öyle kıza gelmiş ki mesela Sultan bazen kızarı gelmiş dünyaya ama şirkin mi? Şirkin mi? Bak. Yine öyle çirkin dünyaya doğmuş ki e, geri zekalı. Yani ebeveyni babası sultandır, holding patronudur ama evladı geri zekalı. Demek ki bir insan akıllı da olsa, üstün zekası da olsa, e, bir kız mesela hanım çok güzel de olsa ne gerekiyor? Hamd Allah layıktır. Yaradı Allah. Yani.